Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün mayasız pişi yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balon gibi kabarıyorlar ve yağ çekmiyor. Sadece kabartma tozundan yapacağız arkadaşlar. Gerekli olan malzemelerimiz: 1 tane yumurta, 2 yemek kaşık yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1,5 çay kaşık tuz, yarım çay kaşık şeker. Hepsini şöyle güzel bir karıştıralım. Sonrasında unumuzu ilave edeceğiz. 1 su bardak un. Evet, hamurumuzun içerisinde süt yok, yağ yok arkadaşlar. Sadece yoğurt, yumurta, un, tuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde hamurumu karıştırıyorum. Kıvamını kontrol edeceğim. Gerekirse un takviyesi yapacağım arkadaşlar. Yarım su bardakta un aldım. Kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Çok katı olmayacak, çok cıvık bir hamur olmayacak arkadaşlar. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Görüyorsunuz yavaş yavaş hamurumuz toparlanıyor. Tezgaha alacağım. Tezgahta da güzelce hamurumu yoğuracağım, özdeşleştireceğim. Gördüğünüz gibi yarım su bardaktan kalan unu da arkada görüyorsunuz arkadaşlar. Çok az bir miktar kullandım. Açarken de bir miktar daha kullanıyorum. Dediğim gibi unu kontrollü kullanın. Eğer kaçırırsanız da bir miktar süt ekleyebilirsiniz ya da yoğurt ekleyerek kıvamını tekrardan ayarlayabilirsiniz. Evet, bu şekilde bir yarım saat, 1 saat arası mayalanmaya bıraktım. Diğer işlerimi yapana kadar beze yapıp bu şekilde tüm bezeyi unlayarak açıyorum büyükçe. Çok ince olmayacak bir şekilde. Gördüğünüz gibi kalınlığını arkadaşlar. Çok ince değil, çok da kalın değil. Bu şekilde rulet bıçağı ile kesiyorum. Bardakla da şekil verebilirsiniz ama bardakla kestiğimiz zaman kenarını hamur parçaları artacaktır. Onu da tekrardan unlayıp yapmak hamurumuzu sertleştirecektir. Onun için bu şekilde ideal oluyor. Tüm hamurumuzu kullanmış oluyoruz. Evet, hamur parçalarını kızartmak için tavaya sıvı yağ alıyorum ve ısıtıyorum. Kızmış olan yağda hamurlarımı kızartıyorum, pişilerimi. Evet, şu zamanda zamlar aldı başını gitti. Marketlerde sıvı yağlar tükendi. Asla hiçbir markette şu anda Almanya'da sıvı yağ bulamıyoruz. Acaba siz nerede yaşıyorsunuz? Nerede katılıyorsunuz? Sizin oralarda durum nasıl? Merak ediyorum. Yorumlarınızla yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Evet, yağın ısındığını anlamak için de kürdanı batırıyoruz. Etrafına cız diye bir ses çıkıyor. Isındığını o şekilde anlayabiliriz. Isındıktan sonra hemen hamur parçalarını içerisine atıyorum. Gördüğünüz gibi hemen şişmeye, kabarmaya başlayacaklar. Hepsi balon gibi şişiyor arkadaşlar. Evet, altın renk olana kadar pişilerimi kızartıyorum. Bir tarafı kızardıktan sonra diğer tarafını da çeviriyorum. O tarafında renk alana kadar kızartıyorum. Gördüğünüz gibi balon pişilerim şahane görünüyor. Aynı şekilde hamurum bitene kadar diğer pişilerimi de kızartıyorum kızgın yağda. Gördüğünüz gibi şahane, hemen kabarıyorlar. Balon gibi oluyorlar arkadaşlar. Ve gerçekten çok çok az yağ çekiyor. Normal hamurla yaptığınız pişi ve bu şekilde hazırladığınız hamur arasındaki pişileri de gerçekten çok fark oluyor. Deneyin, farkı göreceksiniz siz de. Böyle içi vıcık vıcık yağ değil. Ve hepsi balon gibi kabarıyor. Gördüğünüz gibi içi boş.
Arasına peynir dilimi, domates dilimi koyarak sandviç olarak yiyebilirsiniz arkadaşlar. Çok şahane oluyor. Gerçekten kahvaltı için ideal. Eğer ekmeğiniz yoksa hemen bir hamur yoğurun, bir yumurta ve 2 yemek kaşık yoğurttan şahane bir kahvaltı sizi bekliyor. Umarım yapınca sizler de beğenirsiniz. Yapanların yorumlarını bekliyorum. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.